Alışmış olduğum ev yaşamına göre bu ev bayağı büyük benim için. Evde yapılabilecek birçok şey var. Ve açıkçası aile üyeleri ya okulda ya da işte, o yüzden kimsecikler yok. Her yerde çekim yapabilirim ve ışık çok güzel. Mesela burada. Ya da burada. Ya da masası olan bir yerde. Büyük ihtimalle merak ediyorsunuzdur. Engin neredesin? Ailemin evindeyim. Buraya onları bir haftaları ziyarete geldim. Şunu da sorabilirsin. Ne ara geldin buraya? Şöyle bir 30 saniyelik hızlandırmayla hemen göstereyim size hazırsanız. Hop başlattım. Lemon. Anne, baba. Kimse yok mu? Herhalde kimse yok. Bugün ailem hayatım hakkında ne düşünüyor onun filmi geliyor arkadaşlar. Bu arada beni tanımıyor olabilirsin. Ben Engin, 24 yaşındayım. Burada ufak bir köyde yaşıyorum. Geliyordu normalde bu arada ama şu anda köyde değilim. Ailemin yanındayım. Yaklaşık 1,5 ay önce işimden ayrıldım ve YouTube 2. sezonu başlattım. Şu anda her çarşamba ve cumartesi saat 7'de video yayınlıyorum. Ve sen bir an kendim striptiz yapıyormuş gibi hissettim. Ve sen şu anda sevdiği işi yapan birini izliyorsun. İyi seyirler. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Oğlum eğer bu video bizimle ilgiliyse neden bize de bir intro yapmıyorsun? Nasıl bir intro? Lene'ye yaptığın gibi. Anne baba yapmayın. İntro yapmak gerçekten çok zor, çok uğraştırıyor. Yani seni bu kadar büyüttük, emek verdik, bir introyu çok mu görüyorsun oğlum bize? Tamam, tamam. Yapacağım, bir anlaşma yapalım. Eğer içinizden biriniz kameraya karşı benim cümlemi söylerse size intro yapacağım. Baban söylesin. İyi yırttın ha. Hadi baba. Şu anda sevdiği işi yapan bir aile izliyorsunuz. İyi seyirler. İyi seyirler. Bir yıllık köy yaşamının ardından şehirde video yapıyor olması çok garip bir duygu arkadaşlar. Bilmiyorum beni ne kadar duyabiliyorsunuz. Şu an çok fazla ses olabilir etrafta. Şimdi unutmadan şunu söylemek istiyorum. Bir tane daha intro yapmış bulunuyoruz. Bu da ailemin ilk resmi introsu oldu. Bu introlar kesinlikle devam edecek, bunda kalmayacak. Ondan %100 eminim. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer ailemin iş yeri. Onlar da sevdiği işi yapıyor. Bakalım nasıl bir iş yapıyorlarmış hem de nasıl bir yermiş. Açıkçası ben de ilk kez göreceğim burayı. Daha önce başka dükkanları vardı. Şimdi başka bir yerde dükkan açtılar. Bakalım nasıl bir yer. Şöyle daha bunun otomatik sistemini oturtmamışlar dükkanın yerine. Elimizle kapatmak zorunda kalıyoruz. Neyse ailemin arkadaşlar az önce de görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Şöyle bir deyimleri var hatta, kendileri söylerler. Genç kızların hayallerini süsleyen bir iş yapıyoruz. Kendileri gelinlikçi, aynı zamanda bindallı üretiyorlar. Şöyle etrafı kısaca göstereceğim size. Yaklaşık 20-25 yıldır bu işle uğraşıyorlar. Onlarla muhabbet ettiğimizde bundan da bahsederiz. Tam olarak hatırlamıyorum yani. Kendim bildim bileli babam gelinlikle uğraşıyor. Daha önce birçok farklı iş de yapmış. En sonunda sevdiği şeyin bu olduğuna karar vermiş ve buna devam etmiş. Burada 3 tane çalışanları var. Bir de annem çalışıyor aynı zamanda, yardımcı oluyor babama. Bu şekildeler. Şimdi güzel bir mekan bulayım dükkanın içerisinde. Onlarla konuşabileceğimiz bir etrafa bakayım. Onları davet edelim. Bir tanışalım bakalım. Evet, şimdi ailemle sizi tanıştırabilirim arkadaşlar. İki tane soru soracağız. Birincisi köy hayatı, ikincisi de nasıl onları kendi mesleğimi tercih etmeyip video yapımını tercih ettirdiğim olacak. Bakalım ne diyecekler. Anne baba gelebilirsiniz. Gelelim. Sıcağız değil mi buraya? Sıcağız. Ya şöyle yanında oturabilirim. Yok, buraya gel baba. Orada gözükmezsin yoksa. Şimdi geldim geleli önce bir mutlu olduğunuz, bana bir yemek falan hazırladın anne. Teşekkür ediyorum. Evet, afiyet olsun. Bayağı çok güzel bir kahvaltı tabii, yaptı bana. Bizi de mutlu etti tabii. Hemen hemen bir yıldır. Yaklaşık bir yıldır falan bir şehir hayatından tamamen uzak. Uzaktaydın. Bir sene ziyarete geldik. Bir sene ziyarete geldik. Süper, süper. Hey, o zaman soruyu soruyorum. Baba, köy hayatını tercih etmem konusunda ne düşünüyorsunuz?
Tabii bu köy hayatını tercih etmen konusunda düşüncelerim, senin düşüncen her şeyden önce tabii daha önemli. Hı hı. Sen tercih ettin köy hayatını. Hı hı. Bir başarı, bir şeyler elde etmek de herhalde o amaçlı oldu. Hı hı. Bunu da inşallah yaptığına ve başardığına inanıyorum. Sağ olsun. Bu da senin kendi tercih hakkın. Eğer bu tercihinle bir yerlere gelebileceğini düşünüyorsan biz de ailen olarak seni her zaman için destekçiniz. Süper. Sen ne düşünüyorsun Emre? Ben de kısacası bütün hayallerimi sen yaşıyorsun. Tabii arkadaşlar. O yüzden evet bütün hayalimi oğlum yaşıyor. Sağ olsun anne. Arkandayız oğlum. Birçok insan da onu söylüyor. Aynen öyle. Peki ikinci olarak şeyi sormak istiyorum. Böyle şimdi biliyorsunuz beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Evet. Ama o işi tercih etmedim. Daha sonrasında evet. Başka bir kararla hatta üniversiteden tam mezun olacağım anda KPSS'ye kaydım bile yaptırmamıştım. Evet. Ve video yapımı tercih ettiğimden bahsetmiştim. O konuyu evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani o konuda her babanın istediği gibi ben de isterdim ki bir emek verdin, 4 yılını verdin. Öğretmenlik, beden eğitimi öğretmenliği senin en büyük hayalindi. Evet. Ta baştan beri istediğin oydu. İstemedin. Yurt dışına Erasmus ve Work and Travel'larla beraber birleştirerek yurt dışındaki deneyimlerin seni belki de video işine yani YouTube işine belki de biraz daha yaklaştırdı. Onunla da kararlarını da değiştirmiş oldu. How do you feel? I'm feeling amazing, you know, with Erasmus. 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 Bu da senin için inşallah bir başarı olacak. Çalışmalarında başarılar diliyorum bundan sonra. Sağ olun. Sen ne düşünüyorsun anne? Aynı babana katılıyorum. Annem kolay yolu seçti gene. Şeyi hatırlıyor musunuz size öyle. Anlattığımı 1,5 yıl önce KPSS örneğini? Şöyle evet. Bir şeyden bahsetmiştim arkadaşlar. Örnek veriyorum dedim. Beden eğitimi öğretmenliğinden yılda 10.000 kişi mezun oluyor. Bunların 8.000 tanesi KPSS'ye giriyor. Yaklaşık 1.500 tanesi de diyelim ki herhangi bir yerde özel antrenörlük yapıyor. Aileme annemi bu şekilde açıkladım. Bunlardan 300-400 tanesi de kendine yer açıyor diyelim. Benim yapmaya çalışacağım şeyi belki 1, belki 2, belki 3 kişi deneyecek ve çok uzun sürecek. Sıkı çalışma isteyecek. Belki ilk birkaç yıl hiçbir şey olmayacak. Ama olursa çok güzel şeyler olacak. Başarısız olursam da tekrar istersen beden eğitimi öğretmeni olurum dedim. Ve sağ olsunlar kabul ettiler ve açıkçası kararıma saygı duydular. Allah yolunu açık etsin. Her zaman da arkandayız. Başarılan devam diliyoruz. Biz de bunu bekleyip aynen. İzleyeceğiz. Aynen. İnşallah seni izleyenlerle, takipçilerle biz de takip edeceğiz seni. Sağ olun. Geldim geleli bana hemen birkaç tane şehir aktivitesi yaptırdılar arkadaşlar. Ondan da kaçınmadılar. Bir bowling turnuvası yaptık. Evet, ben de yendim tabii. Ben de işim olarak onu filme çevirdim tabii ki. Evet. Sonuncu oldum. Çünkü atışlarımın birçoğu karavana gitti. Ama hak eden kazandı. Birinciliğini ne düşünüyorsun? Yani iyi oynadım, başardım. Hak eden kazandı. Evet, bowling turnuvası da bu şekildeydi arkadaşlar. Anneme, babama, videoma konuk oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ama unutmadan bir şey daha var. Tamam, son bir şey var. Evet. Lena hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak onu unutuyordum. Daha görüşmedik ama sadece senin gösterdiğinle daha tanışacağız inşallah. Benim gördüğüm kadarıyla çalışkan, başarılı, senin yaptıklarınla alakalı bayağı da bir şeyler yapıyor. Evet. Bir becerileri var gördüğüm kadarıyla. Yani beraber çalışmanızda da herhalde iyi şeyler olacak düşünüyorum. Evet. İyi olacağını düşünüyorum. Görmem lazım. Bu arada ailem de sevdiği işi yapıyor arkadaşlar. Videonun başlangıcında evet. Söylediğim gibi. Burada kendilerine ait bir gelin dükkanları var, çalışanları var. Yıllardır bunun üzerine çalışıyorlar. Tabii ilk başlarda başladıklarında bu işte değillerdi. Annem yaklaşık 10 yıldır gelinlikle ilgileniyor. Evet. Babam 25-27 yıl oldu. 25-27 yıl falan oldu. Teşekkür ediyorum size tekrardan. Biz teşekkür ederiz oğlum. Görüşmek üzere gidebilirsiniz. İnşallah. Ben daha konuşacaklarım var. Peki. Başarılar diliyoruz. Görevlilik yani. Dikkat edin kendinize. Çok iyiler yani. Gerçekten çok iyiler. Babamın benden daha iyi koltuğu var böyle. Hatta benim koltuğum yok gerçi. Kamp sandalyesi kullanıyorum. Bu bildiğin YouTuber koltuğu gibi yani. Otur. Oyun oyna bu koltukta.
İnanılmaz rahat, anlatamam. Uzun zamandır ailemle ilgili bir video yapmak istiyordum açıkçası. Bayağıdır da aklımdaydı. Sadece sorulan sorular değil, birkaç bir şey daha vardı. Çünkü onlar da sevdikleri işi yapıyor ve yıllardır çok sıkı çalışıyorlar. Yani kendimi bildim bileli çok sıkı çalışıyorlar. Kaç kere sorunlar yaşadılar, arada battıkları falan oldu. Gene de bir şekilde çalışıp çıktılar. Yani başarısızlığın ardından tekrardan başarı kazandılar diyebilirim. Buradayken bir şeyi gördüm. Şu bayağı bir anılarımı tazeledi. Geçen yıl Şubat ayında Tayland gezimden babama getirmiştim dükkanına koyması için. Hatta biraz daha baksam birkaç bir şey daha vardı da böyle bilmiyorum nerede. Filler miller falan da getirmiştim. Bayağı keyifliydi onlarla beraber video yapması ve şimdi çok acil işleri çıktı. Gene Ankara'ya gitmeleri gerekti. Bir müşterileri bekliyordu. Gittiler. Dükkanı da bana bıraktılar. Ailemin görüşleri benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir şeyler yapmak istediğinizde açıkçası genelde sizi ilk vazgeçirmeye çalışanlar yakın çevreniz, aileniz ya da akrabalarınız oluyor. Ama bu bir yanlış düşünce bir nevi de. Çünkü aslında bir şey yapmaktan sizi tek alıkoyan çoğu zaman kendinizsiniz. Bir şeyler yapmak istediğinizde doğru bir yöntemle kişilere, yani sevdiklerinize ya da ailenize anlatırsanız ve sıkı çalışırsanız gerçekten güzel şeyler olabilir. Bunu da böyle buraya koyuyorum ve bu videoyu da bitiriyorum. Bundan önceki videom soru cevap, 15 soru sormuştum kendime. Beni daha iyi tanıyabilmeniz için onu izleyebilirsiniz. Bayağı keyiflidir, ona bir kontrol edin. Bir dahaki videomuzda cumartesi günü saat 7'de olacak. Bu arada geçenlerde bir 8.45'te paylaşım oldu. Arkadaşlar, internetin yavaş olduğu yer benim köy evim değil, burasıydı. Yani ailemin evinde altyapı yok, internetleri yoktu. Telefonumdan atmaya çalıştım, atamadım. Bayağı uzun sürdü, o sebebiyle gecikti. Yani köy evi buradan daha iyi, kesinlikle. Onu size söyleyebilirim. Bir dahaki videomuzda cumartesi günü 7'de olacak. Gecikirse de 7.45 ya da 8.45'te olur. O da internet problemi yüzünden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu anda sevdiği işi birini izliyorsun. Şu an sevdiği işi yapan birini izliyorsun. Evet, ilk Patreon videom arkadaşlar. Bayağı heyecanlıyım. Şimdi öncelikli olarak bir Patreon'un ne olduğundan bahsedeceğim. Kısaca Patreon, içerik üreticilerinin içerik üretimine devam edebilmeleri için takipçileri ve sevenleri tarafından aldığı ufak çaplı destekler. Bunun karşılığında YouTube'da ya da başka bir platformda paylaşmadığım ek birkaç tane video burada olacak. Genelde kamera arkası görüntüleri. Aynı zamanda bu videoları da YouTube platformu gibi yorum atabileceksiniz, beğenebileceksiniz. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde gerçekleşecek. Belirli hedeflerim var. İlk olarak 150 kişiye ulaşmak istiyorum. Şu anda 1 kişiyiz. Umarım yakında yavaş yavaş sayımız artar. Gerçekten bu konuda çok heyecanlıyım. Daha güzel şeyler başarabilmem için Patreon'un büyük bir desteği olacağını düşünüyorum. Bakalım.